İyi akşamlar, Medyaskop TV'desiniz, Romin Ait'tasınız. Bu akşam birazcık böyle kafaları hani acık zorlayacağımızı demeyelim ama biraz doğudan batıya minik minik seyahatler edeceğimiz, acık böyle karşılaştırmalı metodlarla biz neyiz, insan nedir, nasıl düşünürüz, neden düşünürüz, nereden gelir tüm bunlar gibi konulara şöyle bir gireceğiz. Acık böyle karşılaştırmalı zihin okumaları gibi bir şey de diyebiliriz belki de. Bunun için de çok sevdiğim bir dostumla söyleşeceğiz bu akşam. Nilüfer Eyi İşleyen. Nilüfer, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Romina. Nilüfer aslında bir psikolog değil, bir psikanalist değil. Kendisi gazetecilik mezunu ama bu işi hiç yapmamış. Belki de iyi ki hiç yapmamış. Ben ona böyle diyorum, iyi ki yapmamışsın diyorum. Hele şu koşullarda, yani bizim içinde yetişkin olarak bulunduğumuz süreçlerde belki de en doğrusunu yapmış. Ama editörlüğe geçmiş oradan. Yoga eğitmeni aynı zamanda. Ve hem yogadan dolayı hem de hem kişisel ihtiyaçları ve merakından dolayı da psikolojinin, psikanalizin okumalarını yapmış. Bu alanda hem işte yoga eğitmenliği kapsamında bu disiplini kullanıyor, hem de yaşamında kullanıyor diyebilir miyim Nilüfer? Kesinlikle. Tekrar merhaba izleyenlere de. İhtiyaçlar bir şekilde bilgiyi araştırmaya da yönlendiriyor ve iyi geldikçe size daha fazla ne öğrenebilirim ve daha iyi nasıl uygulayabilirim şeklinde bir derinlemesine dalabiliyorsunuz. Benimki de biraz öyle oldu. Psikanaliz aslında master tezimi sinema üzerine, sinema alanında hiyerarşik maskülenlik üzerine bir master tezim var. Psikanalize biraz oralarda da ilgi duymuştum. Bazı okumalar yaparak. Kendi üzerimde de bir uygulama şansım oldu uzun süreli. Dolayısıyla çok sevdiğim bir aslında hobi benim için. Psikanaliz alanında okumalar yapmayı seviyorum. Yoga ile de çok bağdaşan bir şey. Psikoloji aslında yani psike ve loji kavramlarının işte bir araya gelmesi, zihin, ruh bilgisinin bir araya gelmesi aslında öncelikle felsefe olarak çıkıyor. Yani felsefi bir disiplin. Daha sonra işte evrile evrile başka bir yöne de geçiyor. Ama o özünde o yoga felsefesinin de kapsadığı o zihinsel, ruhsal haller modern psikolojide de var ve bu ikisi arasındaki paralellikler, ayrışmalar hatta benim çok ilgimi çekiyor. Evet, Böyle. şimdi yogaya başlayan ya da başlamayı düşünen her insan aslında öncelikle yoganın fiziksel pozlarından ibaret olarak görüyor. Çünkü bu kavram ya da yaşam biçimi batıya geçtikten sonra, işte 19. yüzyılın başlarında, tabii daha öncesi de var ama gidişiyle alakalı, ama bugün hani bildiğimiz yoga anlamında 19. yüzyılı tarih verirsek, o geçtikten sonra çok da fazla aslında, hele 1980'lerden sonra hiç felsefesiyle ve yoganın tam anlamıyla ilgilenilmediğini görüyoruz. Dolayısıyla bugün de bir stüdyoya üye olup da matın üzerine çıkan insanlar tamamen o pozlar üzerindeki süreci yoga olarak kavrıyorlar. Doğrusunu istersen 5 yıl önce başladığımda ben de öyle olduğunu zannediyordum. Ancak belki biraz merakımdan, biraz hislerimden diyeyim, beni bir şey, ya bu Yüreğinin vallahi öyle bir şey oldu yere gittin Sayın Efer. yani. Ve beni yani çok enteresan bir konunun içine soktu. Bunun sadece matın üzerinde olmadığını kavramamı sağladı. Bununla birlikte psikolojiye daima meraklıydım. Çünkü zaten yaşamımızın bütünü oyo. Yani bizi, yaşamda tüm hareketlerimizi, tüm davranışlarımızı, düşüncelerimizi, sözlerimizi belirleyen bir alan ya orası. Dolayısıyla
Bunu böyle üstün körü bilmektense, ya insan işte her şey o insan içindir falan deyip geçmektense, neden her şey insan içindir'i belki biraz algılama merakı da beni bunun içerisine soktu. Ve oradan da işte en son artık son bir yılımda diyeyim, Bora'yla tanıştım, Bora Ercan'la tanıştım. Ondan sonra sizlerle tanıştım ve bu eğitimlerde beni bambaşka okumalara yönlendirdi. Evet. Şimdi psikolojinin, hani az evvel dedin ya, aslında tamamen felsefeden kaynaklı, daha sonradan hani psikoloji adını almış. Bir kitap okuyorum, Modern Psikoloji Tarihi. Bu kitapta tabii ki bu süreci başlangıç olarak bunu anlatıyor. Aslında psikoloji diye bir alan olmadığını, felsefenin içinden doğan bir alan olduğunu ve işte 15. 16. yüzyıllardan itibaren bugün artık psikolojiyi belirleyen işte Freud'lara, Jung'lara vesairelere kadar, en popüler isimler onlar olduğu için söylüyorum, yoksa çok fazla isim var, onlara kadar gelişerek, ama çoğunlukla da felsefeden imkansız şekilde kopamayarak tabii bu sürece geldiğini anlatıyor. Ama biz senin de alanın yoga bir yandan da ve doğu felsefesi ve doğu psikolojisi. Dolayısıyla biz de dedik ki bugün Nilüfer'le biz bu doğu psikolojisi nedir, batı psikolojisi nedir, bunların metodları nedir? Bunların birleştiği yerler nedir? Ayrıştığı yerler nedir? Tıpkı az evvel Nilüfer'in dediği gibi. Bunları konuşmak istiyoruz. Bunun için tarihsel kökenlere inebiliriz. Net olarak işte zihnin türlerine gireceğiz ister istemez anlatabilmek için. Ve bunu doğu ve batı olarak sohbet ederek konuşmaya çalışacağız. Evet. Nereden başlayalım? Yani peki... şöyle zihin kavramı biraz karışık olabiliyor. Zihin dediğimiz şey aslında pek çok bileşenden oluşuyor. Bir buna bakmakta yarar var. Ama ondan önce şunu, az önce söylediğin şeyi bir belirleyelim. Yoga deyince evet, yani çoğumuzun aklına yoga yapıyorum dediğimde işte yaptığımız şey fiziksel hareketlerimiz. Yoga buradan ibaret değil, artık pek çok şeyde biliniyor, bu platformda bilinen bir şey. Psikolojisi, felsefesi, işte şifası tırnak içinde aranan, istenen bir şey. Şifa kavramı önemli belki, değerli. Diğer taraftan aslına bakarsan, buradan işte bu ayrışmaya da gidebiliriz. Şifa biraz da batının aradığı bir şeydir. Yani batı iyileşmeyi arar. Bu geçmişe dönüp baktığımızda da işte Freud'un bir sürü arayışı var. İşte bir ara hipnozla ilgileniyor. Yani nasıl sağaltabilirim, nasıl tedavi edebilirim, nasıl iyileştirebilirim gibi vazgeçiyor, iyi olmadığına karar veriyor, serbest çağrışımı başka birisi, Breuer diye bir doktordan işte öğreniyor vesaire vesaire ve bunların toplamında bir şey oluşturuyor. Çok önemli, değerli bir sistem oluşturuyor. Ve iyileştirmek üzere tabii ki. Bunda kötü bir şey mi var mı? Hayır, yok. Diğer taraftan ama doğu felsefe, daha doğrusu Vedik felsefe, yani yoga felsefesinin temelini de oluşturan Vedik felsefede dikkat çeken şey aslında özgürlük kavramıdır. Yani şifa mı özgürlük mü diye baktığımızda özgürlük kavramı, ruhun aslında özgürleşmesi, bedenin özgürleşmesi, bedenin duyulardan özgürleşmesi, dilediğin zaman nefesini alıp verme, yani dilediğim kadar tutabilirim, dilediğim kadar uzun verebilirim, kontrolünü elde edebilme, bunun kontrolü bende şeyi, yaklaşımı vesaire, bedenimi öyle hallere sokarım ki işte rahat bir oturuşta çok uzun süre oturup zihnimi odaklayabilirim. Bunlar hep özgürlüğe giden yolda çok kabaca yapılan çalışmalar.
Aslında böyle bir ayrışmayla başlıyor. Ama yine de gün sonunda vardığı nokta tabii ki insan için. Yani insanın hallerine bir çözüm bulma çabası. Böyle evet. de bir yani böyle bir ayrışıp kesişme şeyi var. Sanki böyle bir iç içelik gibi. Ayrılmış gibi görünen. Farklı metotlarla aynı sonuca varmaya çalışan. Çünkü doğuda da iyileştirmek değil de kötü olmamak, hastalanmamak üzerine bir yaklaşımla bütün bu kontrolleri evet. insanın kendisinin elde edebileceğini öngörüyor ve anlatıyor bize. Çok ama güzel söyledin. Evet, evet, kesinlikle öyle. İyi kendini evet. sağlam tut, sağlıklı yaşa. Zaten olmaz bir şey. Ya zaten olmaz bir şey, evet yani. Onun için de tarih boyunca hem yüzyıllara hem de bin yıllara yayılan çok önemli kitaplar, yazılar bırakmış Doğu aslında bu anlamda bize. Evet. Siz de bunları çok da muazzam bir şey bu. Hizmet yani gerçekten bu çok önemli. Bunları çevirip yeniden hani bizim okuyabileceğimiz dile çevirip anlayabileceğimiz şekilde yorumlayarak yayınlıyorsunuz ekibinizle. Evet, yoga araştırmaları merkezi diye bir yapılanmamız var. Bora Ercan hocamız işte böyle bir fikirle geldi. Biz de seve seve katıldık. Çevirmen yani çevirmen dediğim işte yoga eğitmeni arkadaşlarımız var. Birlikte çalışıyoruz içerikleri. Geranda Samhita'da 15. 16. yüzyıllara tarihlenen bir Hatha yoga metni. Orada da yani aslında bir el kitabı sizin nasıl az önce dediğin gibi sağlıklı zinde kalabileceğinizi anlatan bir manuel düşünelim. Bir rehber. Duruşlar var, nefes teknikleri var. Gittikçe işte süptil bedene doğru ilerleyen yani işte zihinsel çalışmalar vesaire bunları anlatan uygulanabilir. Bazıları günümüzde pek uygulanmayacak olan temizlik teknikleri vesaire bunlardan oluşuyor. Bu tip metinler belli dönemlerde çıkmış yani. Bunun temeli de yoga sutralara dayanır. Yani hatha yoga temelli metinler daha günceldir. İşte yoga sutralarda İsa'dan sonra 2. yüzyıllara falan tekabül ediyor. Evet. 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 Şimdi ama baktığımızda başka okumalardan da benim bu az önce söylediğim Modern Psikoloji Tarihi kitabında da ki bu bayağı aslında bir ders kitabı bu. Şimdi karşılıklı okumalar yaptığımda da bazı saptamaların çok birbiriyle örtüştüğünü görüyoruz. Yani bu örnekleri vereceğim ki Doğu yaklaşımına şey olan ne diyeyim ben ona hani biraz daha mesafeli olan insanlara da belki hani çapraz okuma yaptığınızda ortak bir yere varırız gösterebilmek maksatlı. Mesela 1632-1704 arasında yaşayan bir John Locke diye bir adam. Aslında bir psikolog değil, terapist değil. Zaten o zamanlar böyle bir meslek de yok. İşte 17. yüzyılda. Fakat tabii ki her insan gibi, her düşünen insan gibi bu konulara kafa yormuş ve bu konuda çok ciddi ve bugün hala geçerliliğini koruyan makaleler yazmış bir adam. Ve adam zihnin bilgiyi nasıl elde ettiği konusunda düşünmeye başlıyor ve bu konuda da ciddi bir makale ele alıyor. Çok kısa böyle bir pasaj okuyacağım orada. Yani nereye bağladığını anlatan. Diyor ki, farz edelim ki zihin tüm özelliklerden yoksun, hiç fikir barındırmayan bembeyaz bir kağıt. Bu zihin nasıl donatılmış? Zihne boyanmış durumdaki neredeyse sonsuz çeşitliliği olan insanın dopdolu ve engin hayalleri, kuruntuları bu muazzam hazineye nereden geliyor? Şimdi birazdan biz bunları da konuşacağız Doğu ve Batı olarak. Zihin bu bilgi ve sağduyu malzemelerini nereden alıyor? Bunu tek bir kelimeyle cevaplarım diyor, deneyimler. Tüm bilgimiz deneyimlerden kuruludur.
ve bilgi önünde sonunda kendi kendisinden türer. Bunu John Locke diyor. Yani duyumdan, yani iç deneyden, şey pardon dış deneyden ve diğeri de yansımadan, yani iç deneyden türeyen iki farklı deneyim olduğunu kabul ediyor. Yani duyumlarla aldığımız, nedir o duyumlar işte? Duyularımız, duyu organlarımızla aldığımız. Şimdi paralel giden nokta nedir? Geranda Samhita'nın bir bölümünde de ki bu da 15 ya da 16. yüzyıla denk gelen bir kaynak diyelim, manuel diyelim. Yani aslında aralarında 100 ya da 200 yıl var John Locke'la. Ondan 200 yıl önce yazıldığını ya da 100 yıl önce yazıldığını farz edelim. Geranda da orada bir kavram sunuyor bize. Pratyaksha. O da diyor ki duyu organlarıyla bilgiyi elde etmek. Aslında aynı şeyi söylüyorlar yani bize. Evet. Aralarında yıllara rağmen. Sonuçta dediğin gibi aynı yerden çıkıyor. Bunun hani doğusu batısı değil de metotları var. Evet. Sadece. Şimdi, metotları var. Ve burada şimdi Pratyaksha ve Pratyahara kavramlarına da sonra değiniriz. Birbirinin tersi olan şey. Önce bilgiyi edinmek tabii ki esas olan. Ondan sonra zihni sağaltmak ve öze ulaşmak. Yoga bilgisinden bahsediyorum. Şimdi burada kısaca zihin ne? Yoga nasıl bakıyor? Bundan bahsedelim. Üç aşağı beş yukarı hepimiz Batı'nın yani psikanalizde zihne nasıl bakıldığını az çok biliyoruz. Yani işte bir bilincimiz var, bir de bilinç dışımız var. Bilinç dışının röntgeni çekilen bir şey değil, gözle görülmüyor ama ne var elimizde? Bizim hafızamız var ve işte burada John Locke'un da belirttiği gibi yani bilgiyi nereden alıyorum? Geçmişimden de alıyorum. Ve onu nasıl işleyip nasıl kullandığım yine benim işte kişisel deneyimlerimle, kişilik yapımla, nasıl algılayıp yorumladığımla durumları vesaire ilgili. Bunun dışında yani batı böyle işte çok kabaca yani bilinç dışı ve buna göre de işte davranışlarımı belirlemek, paternim vesaire. Şimdi batı böyleyken doğuda, yani doğu derken yoga, yogik modelle diyeyim, bakarsak zihne, burada karşımıza biraz daha çeşitlilik çıkıyor. O da şu, biz diyor ki biz sadece şu anda düşündüğümüz şeyden ibaret değiliz. Bizim zihnimiz, insan zihni çelişkili düşüncelere sahiptir. Yoga Sutra'ya da baktığınızda der ki, işte birinci sutra, şimdi yoga başlıyor. Hemen arkasından da der ki, yoga zihin oynaşmalarının durulması. Yani düşünmemek değil ama o işte kıpırtılı zihin hali. Durulması. Neden yani durulması? Bugün modern çağda maymun zihin dediğimiz şeyin. Evet. Çok güzel söyledin. Çünkü yoga felsefesi şöyle diyor. Sen şu anda anlık bir duygu düşünce halinden ibaret değilsin. Diyelim ki ben şimdi işte bir konuda başarısız olmaktan korkuyorum. Yani diyelim ki bir görüşmem var. Hissettiğim ilk duygu başarısızlık korkusu, endişe. Sonra deneyime geçiyorum. Görüşmemi yaptım. İyi geçmedi. Hemen egom üzülmemem için, zarar görmemem için bana diyor ki ya zaten görüştüğün kişi de çok yetersizdi mesela. Ego beni hemen hop korudu. Ama bu tek başına yetmiyor. Yoga felsefesindeki zihin yaklaşımından bahsediyorum. Diyor ki ego, Budi diye idrak
Yani rasyonel zihin diye bir şeyimiz var. Ego ona gidiyor. Bana diyor hafızadan, arşivden bu düşündüğümü, yani karşımdaki kişinin yetersiz olduğunu düşüncemi ispatlayacak bir referans bilgi getir geçmişten. Tık 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 bakıyorum. Aa zaten diyorum daha önce görüştüğüm şu kişi de öyleydi. Bu insanlar böyle. Beni anlamıyor hiç kimse. Hop. Ve hemen yargıyı da koymuş oluyorum. Evet, etiketimi de yapıştırdım. Ben işte şey, nasılım? Kendimi yalıttım. Burada işte kritik olan şu. Ben o bilgiyi alıp aldığım yer, yani hafızam, çitta deniyor buna da, işte bilinç dışı vesaire. Orası ile nasıl iletişim kuruyorum? Orası ile nasıl bağ kuruyorum? Bu köprüyü kurma çalışmaları var yogada. Psikanalizde de var zaten. Yani serbest çağrışımla konuşma. Bu anlamda çok güzel bir benzerlik. Deneyimledim ben. Deneyimlemeye devam ediyorum. Bir taraftan da şu çok önemli bir şey Romina. Samskara diye bir kavram var. Hala zihin hallerindeyiz bu arada. Bakın. Yani duygusal zihnimle işte korktum vesaire, egomla kendimi korudum. Gittim rasyonel zihinden bir şeyler aldım geldim. Bilinç dışım yardım etti, hafızam yardım etti daha doğrusu. Bir de samskara kavramı var. Samskara burada zihnin dördüncü bileşeni diyebiliriz buna. Bu da bizim aslında paternimiz. Yani kişiliğimiz, biz yapan şeyler gibi diyebileceğimiz ama... Kişiliğini sandığımız ya da. Koşullanmalarımız aslında. Şimdi buna da şöyle bir örnekle vereyim. Mesela çocukken işte annemiz ya da babamız tarafından eğitilirken diyelim ki sürekli suçluluk duygusu empoze edildi bize. Yani ceza yöntemi buydu. Şiddet yok ve bu şekilde. Biz büyüdüğümüz, yetişkin olduğumuz zaman çocuğumuza yapmasak bile işte sevgilimize, eşimize, dostumuza vesaire aynı duygu sömürüsü, suçluluk duygusu empoze etme vesaire paterniyle gidiyoruz. Oysa ki bizi sinirlendirdiği an, o kişi ya da üzdüğü an ona suçluluk duygusu empoze etmek yerine orada durup geçmişten o referans ve o bilgileri çekip almazsak, kendi paternimizi oluşturursak işler değişiyor. O karmadaki kırılmayı biz şey yapıyoruz. Samskara'daki daha doğrusu. Yani şey yapmamış oluyoruz. Karmik döngüden çıkmış oluyoruz. Okay. Burada bir hayal var. Çok özür dilerim. Şunu da bitireyim. Samskara'yı yeniden, yani yönlendirmemiz, samskara'yı yeniden oluşturmamız gerekiyor. Bunu psikanalizle yapmak mümkün. Yani deneyimledim. Yani oldu bitti demiyorum bu arada tabii ki. İşte bitmiyor bu arada. Ya bitmiyor. Yani ama bunu söylüyor. Şey, bunu söylemiyor ama Doğu bunu söylüyor. Kesinlikle. Yani ama pek çok şey yeniden kura kura belli bir noktaya getirebildim. Aynı şekilde meditasyon, yani keskin dikkat çalışmaları, nefes çalışmaları, meditasyon çalışmalarıyla da aynı izi sürmek mümkün. İz sürüyorsunuz meditasyonda. Zihnin izini sürmek mümkün. Pardon, böldüm az önce. Tam aslında bu hani Doğu ile Batı arasındaki farkı biraz daha metotsal anlamda pekiştirmek için şeyi söyleyecektim. Eckhart Tolle'nin o psikanaliz ya da kendini gözlemlemeyle ilgili bir yorumu var. Batı psikolojisini de reddederek söylemiyor bunu ama biraz daha Doğu felsefesinin Doğu yaklaşımına atıfla daha bir içselleştirmekle bu işin çözülebileceğini vurgulamak için söylüyor. Diyor ki psikanaliz ya da kendinizi gözlemleme aracılığıyla öğrendiğiniz her şey sizinle ilgilidir. Bu doğru diyor. Ama siz değildir diyor. Yani egonun ötesine geçmek sizi içerikten çıkarır ve öze götürür diyor. Yani bu bahsettiğin işte aileden almış olduğumuz, belki Doğu'nun da söylediği geçmiş ailelerden de, bilmediğimiz ailelerden de almış olduğumuz o
Ve bugün biz sandığımız o içerik bugünkü davranışlarımızı belirliyor. Oysa öyle mi acaba? Çünkü zaman zaman hepimiz hissederiz. Ya bir şey yaptım ama ben bunu yapacak adam değilim. Ben bunu düşünecek adam değilim. Ve çelişkili düşünceler girer devreye. Evet. Evet, çok çok doğru. Zaten şöyle bir şey var. Biz çelişkili düşünceler bütününe sahibiz. Yani zihin bu bahsettiğim kompartmanlar nedeniyle, yani Vedik felsefeye göre, yoga felsefesine göre bize bir takım çelişkili düşünceler sunuyor. Yani az önceki işte şöyle bir şey yapalım. Rasyonel zihin dedik. İşte ego ondan rasyonel bir takım gerekçeler bulmasını istiyor. Rasyonel zihin bize zaman zaman şunu da söyler. İşte şuna ihtiyacın var. Yani çok mantıklı işte bir ihtiyaç belirleme hali. Yani iş bulman lazım gibi. Evet iş buldum. Çok çok mantıklı. O zaman harekete geçeyim. Tamam, çok güzel. Yine tabii ki bazı duygular, endişeler, umutlar vesaire girecek işin içine. O bir tarafa. Yaptığımız görüşmede yine diyelim senaryo olumsuz. Ya olumlusu da olabilir. Başarısız geçti. Zaten işte şartları uygun değildi. Ben oraya gidecek insan mıyım canım gibi. Veya işte birini beğendik, teklif ettik işte benimle. Eskiden benimle çıkar mısın denirdi değil mi? Bizim gençliğimizde küçük böyle kartlar vardı. Evet ya da hayırı keserdin öyle bir. İstemedi. Ya kendi kaybetti mesela işte bu ego filan. Şimdi rasyonel zihin burada diyor ki senin ihtiyacın şu. Tamam yani işte iş bulman lazım. Ondan sonra olmadı. İşte, duygular girdi devreye. Bir şeyler oldu. O bizim günlük zihnimiz. Duygularla hareket eden zihnimiz. Hemen çok hızlı. Çok hızlıdır. Mesela kapıdan içeri gir. Birisi sana sürpriz yaptı. Işıkları açtı. Doğum günü sürpriz, sürpriz falan filan dedi. Düşünecek, anlamlandıracak, rasyonelize edecek bir durumumuz yok tabii ki. Hızla duygular gelir. Günlük zihin işte duyguyla hareket eden bir şey. Egodan gelen işte bu şeyler var. Seni koruma altına alan, işte hareket etmeni sağlayan vesaire. Sonra hafızan var. Hafıza deposu, bilinç dışı vesaire. Rasyonel zihin var. Bir de samskara dedik. Yani her birinin düşünce yapısı farklı. Dikkat ettiysen. Yani bunu böyle tarif ediyor. Dolayısıyla o farklı düşünceler bilinç düzeyine çıktığı zaman çelişiyor. Çelişki çıkıyor ortaya. İşte yogada, yani yoga, meditasyon, yoga deyince bir bütün al. Yoga zaten bir araya getirip bütünleştirmek demek anlamlarından biri. Diyor ki bize bu karmaşayı bir sakinleştir. Çünkü başka türlü göremezsin. Ve çalışmalarınla, yapacağın çalışmalarla bütünü gör. Yani bunları derleyip topla diyor. Derlemek, toplamak aslında. Kafam çok dağınık deriz ya. Dağınık tabii yani. Yani günlük hayatıyla tabii ki dağınık. O nedenle bunları bir araya getirip bütünleştirmek üzerine zaten disiplin. Şimdi burada mesela psikanalizde, yani kendi deneyimimle de söylüyorum. Ne var? Serbest çağrışım var. Konuş, konuş, konuş. Yani oradan konuş, buradan konuş. Çok saçmaladım diyebilirsin o an vesaire. Ama orada da konuşa konuşa aslında şeyi atıyorsunuz. Posasını. Yani orada sağlatıyorsun. Şeye doğru gidiyorsun. Asıl mesele. Yani diyelim ki bir konu var. Onunla ilgili alakasız şeyler. Ben şimdi bunu niye anlattım diyorsunuz mesela. Aha. Ama sonra bir şey çıkıyor ve ha tamam o yüzden böyle oldu vesaire. Ve bu ne işe yarıyor? İşte tekrar ilişki kuruyorsunuz o olayla. Geçmişteki bir meseleyle mesela. O kişiyle. Baştan kurarak ilişkiyi. Yine Eckhart Tolle bir yerde şöyle der.
geçmişte helal, yani böyle demez tabii de meyalen söyleyeceğim tabii. Helalleşemediğin bir konu, bir durum varsa, bu bütün o diğerleriyle birlikte, diğerleriyle birleşir ve bir acı bedeni yaratır. Acı alanı yaratır. Yani o acı beden diyor da, Evet. böyle bir alan yaratır. Yani buradan da söylemek istediği herhalde, sen eğer ki sağaltmadığın bir şeyler varsa, geriye attığın, sürekli böyle halının altına itelediğin bir şeyler varsa, bundan kaçtığın müddetçe o acı beden orada yaşamaya devam edecek. Evet. Sonra işte senin için diyecekler ki, ondan sonra işte, ay Nilüfer de amma aksi kadın, ay Romina da böyle of her şeye dırdırlanır, bir türlü karar veremez, yerinden kalkamaz falan. Bu etraftan bunları dedikçe de ben kendimi böyle atıl, bir işe yaramayan, kararsız biri olarak görmeye başlayacağım ve acıdır ki bunu bir süre sonra kabul ediyor olacağım. Kabul ettiğinde de okey, zaten geçmiş olsun yani. Ben böyleyim ve hayatta benim için böyle şeyler getiriyor daima önüme gibi bir ön kabulle hayatımı sürdüreceğim. Özetle. Yani Doğu biraz daha dediğin gibi inceden giderek, ama psikanaliz de metotlarını vererek seni bütün bu acı bedenden özgürleştirmeye çağırıyor bir anlamda. Doğru mu anlıyorum? Yani şöyle acı beden, evet çok, yani yoganın yine işte derleyip toplamak, bir araya getirmek anlamında yine mesela şunu da söyleyebiliriz ki bu insana bütüncül yaklaşımı dediğimiz şey var ya, yani yoga insanı bir bütün olarak ele alır. Yani etiyle, kemiğiyle, kaslarıyla, vücut salgısıyla, sinir sistemiyle, her şeyiyle ilgileniyor, her şeyiyle. Sadece kas, iskelet sistemi, işte zihin değil. Yani nefesi, Tabii. temizliği, yani değil mi? Temizlik ritüelleri var vesaire. Yani bütün ve yoğun bir zihinsel psikolojik çalışma şeyi var, sistemi var, disiplini var. Bu bir disiplin bu arada. Çok tavizsiz de uygulanması gereken bir disiplin aslında. Yaşam şekli. Psikanaliz tabii burada, yani artık çok somatik işte çalışmalar vesairelerle bedenden bağımsız düşünmeyen çok fazla disiplin var. Başlarda biraz buradan kopuk olunmuş. Batı biliyorsun bedeni yok saymak istemiş, cezalandırılacak bir şey vesaire. Dolayısıyla daha sonra muhtemelen Doğu'nun da çok büyük katkılarıyla, Doğu'dan alınan bilgilerle de bu bedenle barışma ve birleşme hali yine Batı'da da var. Tabii ki rasyonel akıl sonuçta bu düşünce itibariyle hani net bir sonuca varamayacağını öngörüp, o rasyonel akıllar içerisinden birileri çıkıp doğuyu araştırmaya başlamış ve karşılığını bulmuş gibi görünüyor karşılaştırmalı okumalar yaptığında. Evet, Ve Schopenhauer çok etkilenmiş. aynen. Ve neticede 1000 yıllar sonra, henüz daha bu yüzyılın içerisinde dünyada nöroplastisite diye bir şey konuşulmaya Tabii. başlanıyor. Yani binlerce yıldır aslında az önce anlattığın şeyler, işte o sağaltma yöntemleri, başka türlü düşünebilme yetisinin varlığına Doğu daima inanmış. Batı kimi o ne diyeyim ortodoks yaklaşımlardan dolayı bunu kabul etmemiş. Ama artık çağın ve zihniyetlerin gelişmesi, artık bilginin daha çok merak edilir ve ulaşılabilir olmasıyla birlikte Doğu'nun anlattıkları da aslında nöroplastisitenin, yani beynin kapalı bir kutu olduğu ve ona ne verirsen, hangi bilgiyi daha çok verirsen, o kıvrımların zamanla değişerek seni de farklı bir düşünce yapısına yönlendirebileceğini
ni anlatan, hani çok kabaca anlatıyorum tabii de, bir şey, alan, kavram. Yoga da bunu işte o yaşam biçimiyle, nedir, temizliklerle, meditasyonlarla, uygulamalarla yapılabileceğini söylüyor binlerce yıldır. Binlerce yıldır, evet. Yani zihni bu şekilde işlemek ve aslında özgürleştirme, yine yogik bir kavramı söylersek, özgürleştirmek bu çalışmalarla mümkün diyor bize. Ve özgürlük kavramına şöyle bakıyor. Yani özgürlük dediğimiz nedir? Sonuçta bir bütünü oluşturan bir şeyden, enerjiden bahsedilir. Atman, Brahman kavramlarında. Bizim de yani bu büyük enerjinin, sonsuz, sınırsız enerjinin birer parçası olduğumuz fikri. Aslında işte Sufizm'de de olan, bizim bu topraklarda çok yabancı olmadığımız bir yaklaşım. Dolayısıyla der ki, yani sen okyanusta bir işte cam bardağın içinde bir bardak su, bir şişenin içinde bir susun. Yani hiçbir farkın yok o okyanustan. Sadece sen bir şişenin içindesin. Nedir o şişe? Bedenim. Ama şişenin içindeki zihnim değil. Bu önemli. Şişenin içindeki okyanusun kendisi. Şişenin kendisi de zihnim var. Yani zihin, beden, bu dünyaya ait şeyler olarak kabul edilir yogada. Ve o şişeyi inceltmek, işlemek, belki esnetmek ve işte kırmak, yani onu ortadan incelikli bir şekilde ortadan kaldırmak ve işte bütünleşmek. Özgürlük bu aslına bakarsan. Yani tarif bu şekilde verilebilir. Dolayısıyla beden üzerinde çalışmak o yüzden çok önemlidir yogada. Yani burada ama kır at derken yok et anlamında demiyor. Yok, var olan. Yani onu yumuşak bir doku haline getirip işte böyle bir bütünlüklü uyumlandır diyor. Evet. Yani onun aslında ortadan kalkması şişenin. Evet. Yani seni çeliştiren her duyguyu, düşünceyi, içinde var olduğun duruma hissettiklerinle ve bedeninin, o şişenin içerisinde var olan özü kullanarak uyumlanabilirsin. Yani eğer hani böyle çok şiddet içeren bir ortamda sen de illa o şiddete yönelik biri olursun, bu da şeydir işte, Allah kelamıdır demiyor. Bunu gerçek öze dönüştürebilirsin demeye çalışıyor. Şimdi az evvel dedin ya, o beden, somatik etkilenmeler yaşıyor. Yani nasıl söyleyeyim, işte yogada hani biz o fiziksel şeyleri, pozları yaparken her birinin aslında incelikli olarak bir yere temas ettiğini, bir sebeple onları yaptığımızı öğreniyoruz. Evet. Bir yeri iyileştirmek, yani, bir yeri sağaltmak için yaptığını. Yani lenf sistemi, sinir sistemi, yani bütün bunlara etki ediyor. Niye nefes var? Bu kadar önemli. Asana içerisinde de, yani yoga duruşu, asana. Çünkü nefes alıp vererek sinir sisteminizi regüle ediyorsunuz. Ayrılmaz bir parçası. İşte pek çok asana, yani duruş size aslında şunu veriyor. Bu çok önemli. Biz hem zihnimizin bu çeşitli düşünce yapıları sebebiyle hem de günlük hayatımız nedeniyle çok sık kesintiye uğrarız. Yani devamlı bir kesintiye uğrama halimiz var. Süreklilik aslında çok ihtiyacımız olan ve bizim sinir sistemimizi rahatlatan, regüle eden bir şey.
Peki bunun için ne yapmamız lazım? Yani o esnek dayanıklılığı elde edebilmek için bunlar birer talim. Yani ben vücudumu belli duruşlara işte sokuyorum. Bu benim irademle gerçekleşiyor ve günlük hayat halimin dışında bir şekilde. Yani illa başüstü duruştan bahsetmiyorum. Yani sokakta yürürken kimseyi ikinci savaş duruşu yaparken görmeyiz değil mi? Kollarını açmış, bacaklarını açmış. Ya bunu i̇şte Hindistan'da da görmeyiz arkadaşlar bu arada. Yani görmeyiz. Ama ben bunu işte kesintiye uğratmayı ben yapacağım. Yani o iradeyi öne koya koya günlük hayattaki ve zihinsel kesintiler karşısında aslında süre giden bir hal elde edebiliyorum. Yani bunu hem asana pratikleri, hem nefes pratikleri ve hem meditasyon çalışmalarıyla yapıyorum. Yani tekrar ediyorum ki yöntemleri, hani bu kadar büyük işler neyle yapılıyor ya gibi bir fikir hani gelirse dinleyenlerin aklına, yani basit uygulamalar aslında. Tek yapılması gereken sürekliliği burada sağlamak. Yani sürekli uygulamak. Ki yine bunu yoga bu sürekliliği de aslında basamaklarının noktalarından bir yerde vermiş ki 8 basamağından birinde. Evet. Bunun ya bu aslında bizim bugünkü zihnimizle algımızla da aslında sürekli söyleyebileceğimiz bir şey. Çok basit bir yerden gidiyorum. Hadi ben televizyoncuyum, oradan gideyim. Radyocuydum, oradan gideyim. Bir yayının sürekli izlenmesi için onun sürekliliğine ihtiyaç vardır. Hmm. Şimdi hani bugün haftanın 5 günü televizyon ekranında aynı gün aynı saatte yayınlanan programları izliyorsunuz ya. Onlar sizde bir alışkanlık yaratıyor. Neden? Çünkü sürekli oldukları için. Bu çok hani bir temel şeydir, ne diyeyim ben, yöntemdir yani. Televizyoncular ve radyocular bunu seni oraya bağlamak için yaparlar. O programı 5 gün arka arkaya koyarlar. Yoksa işte haftada bir gün, 15'te bir gün yapsa unutursun arada neler olduğunu zaten. Tıpkı beden de öyle. Onu hani hatta bir 15 gün, aman ya 15 gün sonra gene var bir daha seyrederim diye diye de sürekli ötelersin. Ertelersin onu ve onu, çünkü onun yerine bir başkası alır, bir başkası alır. Yani yaşamda hiçbir düşüncenin bitmediği gibi hiçbir eylem de bitmiyor. Hep varyasyonları da olsa bir şeyler geliyor, öyle değil mi? Üzerine. Çok doğru, çok doğru. Evet, üzerine geliyor. Yani çok doğru bir şey söylüyorsun. Meditasyon için mesela şey önerilir. Yani her gün aynı saatte aynı yerde. Mümkünse yap. Orada belli bazı objelerin olabilir, bulunsun. Yani bunlar spiritüel, mistik vesaire şeyler olarak yorumlanabilir ama aslında pek çok açıdan ötesine baktığınızda rasyonel şeyler var bu uygulamalarda. Niye öyle? Çünkü dediğin gibi yani her gün aynı saatte, aynı yerde ben o diziyi seyredeceğim belki ya da işte o programı takip edeceğim. Bu şekilde zihnim o nesneyi görünce, oraya koyduğum küçük bir obje ya da o minderimi görünce meditasyon, oturayım, oturma saati gibi, böyle bu şekilde derlenip toplanıyor işte zihin. Bu şekilde bir yandan da kendine kıyak yap diyor. Yani bak, bunun ne koşulda yaşarsan yaşa, istersen hani doğanın içinde yaşa, ay böyle hiçbir şeyim yokmuş, derdim tasam yokmuş gibi bir hayatın olsun, ya da modern bir şehirde, hep ben modernleri tırnak içinde söylüyorum, o kavrama inandığımdan değil yani, böyle karışık kuruşuk bir şehrin içerisinde çok hızlı bir hayatın olsa da, orada da olsan burada da olsan buna ihtiyacın var zihninin. Çünkü o senden bağımsız. İşte az önce programın başında da Nilüfer'in saydığı biçimde pek çok farklı, yani Batı'nın ego, süper ego, id diye tanımladığı, ama Doğu'nun neydi? Manas, Budi, Çitta,
Ahamkara, ego ve işte samskara. Samsara diye daha böyle hani fazla şıklarla ama daha detaylı tanımladığı. Evet. Neyse ne, aslında hep işte bunu söylüyor. O yüzden diyor ki bu metodları sana vermemin sebebi de kendine bir kıyak yap. Evet. Yani sana verilen o bedenin içerisinde, o şişenin içerisinde neyse süren en azından orayı sağlıklı geçir. Değil mi yani? Plastik şişeye dönüşme. Evet, aynen Mesela. öyle. Yani Yani evet. kolay gibi söyleniyor ama basit değil Bunu belki. evet. O lafı da çok severim. Kolay ama basit değil. Yani. Fakat Doğru. sürekliliği de yanına koyduğunda sana bir de işte yöntem de vermiş oluyor, kolaylaştırıcı. Yöntem veriyor. Evet, çok sistematik. Çok sistematik. Yani mesela sesi unuttuk ya da ben atladım diyeyim. Unutmadık, daha geliyorum oraya. Hem sese hem de vagus sinirine mutlaka girelim. Yani az evvel Evet. o kaslardan, sinir sisteminden vesaire bahsederken bunlar çünkü Batı'nın bize verdiği kavramlar. Yoga vagus siniri diye bir şeyden söz etmiyor ama muadilini anlatıyor bize. Belki de ediyor. Şöyle tabii ki bu bir şey. Yani kanıtlanabilir gibi söylemiyorum ama eminim pek çok kişinin de şeyidir, düşündüğü bir şeydir. Yogada insan bedeninde üç tane kanaldan bahsedilir. Daha doğrusu 72 bin enerji kanalından bahsedilir. Böyle küçük küçük. Onlar işte sinir ağları gibi düşünelim. Ama üç tanesi var ki diyor işte bunlar çok önemli. Biri solda buradan, biri sağdan, biri de ortadan. Ortadaki de ana enerji kanalıdır diyor. İda, Pingala, Şuşumna. Şimdi yani tarif çok uyuyor bir tarafıyla. Çünkü Vagus'ta da tabii şimdi anatomi işte bu alanda uzman olan kişileri şey yapmak istemiyorum. Ben yani çok kısıtlı, üstü kapalı bir şekilde aktaracağım. Bu bir kafatasından başlayıp içeriye doğru uzayan, bağırsaklara kadar uzayan bir sinirden bahsediyoruz. Ve bunun işte kanalları var aynı şekilde. O açıdan etkileyici. Yani o dönemde bu adamlar bunları nasıl buluyor, nasıl ediyor, bilinç dışı kavramını nereden şey yapıyor, alıyor da koyuyor vesaire gerçekten müthiş. Vagus'ta da şöyle bir şey etkileyici. Konuşmak. Gırtlakta, işte boğazda, yutakta çok işte etkili bir şekilde oradan geçiş var. İç organlara işte temas söz konusu ve işte dediğim gibi bağırsak sistemi. Bağırsak sistemi bizim stres seviyemize göre çok çabuk etkilenen bir yapı. Dolayısıyla ses mesela yogası. Ses yogası diye bir şey var. Om hani karikatürize edilir ya böyle işte om mu söylüyorsunuz siz de böyle mi duruyorsunuz filan. Yani evet hepsinin bir anlamı var. Yani ellerim çünkü işte böyle tutmanın bir manası var. Yani enerji işte o az önce söylediğimiz enerji kanallarını kilitliyoruz. Dışarı bir şey gitmesin. Yani öyle bir anlamı var. Eller çok hareket eder. Onlar şurada bir dursun diye de bir koyarsın. Ses. Om chanting, omkar, işte mesela vagus sinirini rahatlatmak için çok güzel bir uygulamadır. Nefes, yani Titreşim yani sonuçta. tabii ki derin nefes alıp verin demiş bir hastanenin işte blog sayfasında görmüştüm mesela. Ne yapmak gerekir? İşte derin, çok derin nefes alıp vermek iyidir gibi. Zaten pranayama yani nefes disiplini çalışmaları bolca var yogada. Şimdi psikanalize baktığınızda aslında konuşuyorsunuz orada da. Çünkü konuşma kendi sesini duymak. Yani şimdi derler ki ya işte gittim psikanalize hiç konuşmuyor. Hep ben anlattım. oluyor. Sen anlatacaksın, sen dinleyeceksin aslında. Kendini duyacaksın. Yani konuşup kendini duymak yine vagus siniri için çok ne diyeyim şifalı.
diyerek bağlayayım. Bunun sebebi de muhtemelen hani zaten biz zorla gidiyoruz o şeye, psikanalize ya da psikoterapiye. Yani ağzımızı zorla şurup evet. yaparlardı. Evet. Yani çünkü aslında belki de yani haksız da sayılmayız, bize ömrümüz boyunca işte deli doktoruna mı gidiyorsun falan dendi yani. Bir de muazzam bir özgüvenle ben kendi başıma halledebilirim dendi. Yok işte, kendi başına halledemediğin zamanlar oluyor. Bunun farkına da varmayınca işte böyle değişik bir insan olup çıkıyorsun. Bak burada da şey var Romina, şunu fark ettim ki burada da yoga ve psikanaliz arasındaki toplumsal baskı şeyi var, benzerliği var. İkisi de karikatürize ediliyor ve doğru. Biliyorsun o şeyden. Yani şimdi daha çok daha yaygın ama ya şu anda ikisi de çok daha yaygın ama çok daha bütüne baktığımızda aslında ikisi için de hala aynı şey söyleniyor. Belki bunun da sebebi işte tabii korkular, yine ego, ben hallederimcilik gibi alışkanlıklar belki de. Yani ben o egoyu da biraz alışkanlık gibi görüyorum. Yani ona, daha doğrusu egoyla hareket etmeyi de alışkanlık diyebiliriz herhalde buna. Tabii. Yani ego hep şimdi şey, yapan zihin diyebiliriz ona. Yapan zihinden olan zihne doğru gitmek istiyoruz biz hep aslında. Yani hedef demeyeyim de, yani olmasını istediğimiz şey, arzuladığımız şey o. Devamlı yapıyoruz, biz yapma halindeyiz. Yani hep egomuz. Yani ben hallederim dediğin gibi. Evet. Ben yani olan zihin dediğinde, hani iyicene basite indirgersek herhalde, yani şey demek istiyor değil mi? Yani bakla ayıklıyorsan bile bakla ayıkla sadece. Bakla ayıkla. Evet. Yani o sırada arabanın tekerinin indiğini, efendim kirayı geciktirdiğini ya da işte sevgilinin 3 saat sonra geleceğini, çocuğun okuldan çıkacağını falan düşündüğünde bakla ayıklamış olmuyorsun. Olmuyorsun. Ya evet. Tam demeye olarak çalışıyor yani. Evet. Peki şimdi toparlayacağız da. Şey var aslında, şimdi vagus sinirine bir daha bir dönmek istiyorum. Okey, bize bunu hani sesle, yani o titreşimle, rezonansla iyileştirebileceğimizi ya da sağaltabileceğimizi söyledin. Çok basit mesela bildiğin hareketler var mı bunu? Vagus için mi? Vagus için, evet. Yani vagusu daha ziyade nefes çalışmalarıyla rahatlatmak mümkün. Dediğim gibi şarkı da söylenebilir bu arada, tabii ki. Şarkı söylemek de çok rahatlatıcı. İlgisi varsa kişinin işte om chant edebilir veya işte pek çok mantra var. Mantra işte söyleyebilir. Çok güzel besteleniyor, onların çok güzel tınıları var. Mantra bu arada manas, yani günlük zihin dediğimiz, aynı kelime kökünden gelir man. Zihnin aracı demek mantra. Bunları söylemek mümkün. Ama hani hareket olarak, yani bu bölgenin rahatlatılması ne kadar yeterli olur? Açıkçası o ince bir çalışma, sinir olduğu için ince bir çalışma gerektiriyor ve nefes çalışması çok öneririm bir uzmanla. Önce yapılan, hiç yapılmadıysa derin nefeslerin alınıp verildiği, rahat nefeslerin alınıp verildiği, tam işte nefes dediğimiz yoga nefeslerinin alınıp verildiği çalışmalar öneririm. Bir de parasempatik sinir sistemini, yani yine vagusla da ilgisi var bunun. Daha doğrusu sinir, otonom sinir sistemini regüle etmek için de nefes tutmak aslında çok iyi bir şeydir. Yani siz iradenizle nefes tutma alıştırmaları yaptığınız zaman şu oluyor. Eğer yani bedenim herhangi bir dış etmenden dolayı tehlikedeyse savaş kaç moduna geçiyorum ya. Bunu ben kendi irademle yaptığım zaman, yani nefes almıyorum, daha büyük tehdit mi olur? Ama ben yapmıyorum. Bu alıştırma işte sinir sistemini regüle etmeye başlıyor. Her şey yolunda. Nefesimi ben tutuyorum. Nefes almıyorsun diyor bedenin. Alarm.
Sen de diyorsun ki her şey yolunda. Ben tutuyorum. Sakin. Kontrol bende. Sakin, evet. O zaman tamam. Hop, regüle oluyor. Yani böyle hemen hop oldu iki dakikada değil de yani düzenli çalışmaydı tabii. Onu hep söyledim. İşte yine sürekliliğe geliyor hikaye. Evet. Evet. Peki şimdi dediğim gibi toparlayacağız ama şimdi batıdan, doğudan batıya, batıdan doğuya neyse bunu hani bir öncedir, önce gelmiştir, öbür sonra gelmiştir kıyaslaması yapmak adına değil ama batının da psikanalizde hani en çetin adamlarından diyeceğimiz Freud ki hani çok da böyle doğuya yakın bir adam da olmadığını biliyoruz. Konuştuk biraz da. Evet. Ama onun da vardığı bir nirvana var. Onun da vardığı bir nirvana. Freud da aydınlandı. Ama dememiş ki tam aydınlanacağım, bir gülme geliyor. Adam bakmış yani. O bile bakmış. Benim de çok ilgilendiğim bir konu olduğu için bununla bir toparlayalım isteyeceğim. Evet, yani şöyle, Özden Terbaş'tı galiba, kendisinin bir psikanalist, kendisinin bir makalesinde ben de okudum. Orada Schopenhauer Upanishad'ları, yani bu Vedanta dediğimiz, Veda daha doğrusu dediğimiz metinlerin sonuna doğru olan bir tarihsel sıralamadan bahsedersek, metinler. Yani bilgiler bütünü. Yoga felsefesinde temelini oluşturur. Budizm etkileri de vardır. Schopenhauer bu metinlerden çok etkileniyor. Dolayısıyla bazı bu konuda yazıları, çizileri var. Freud'un da Schopenhauer'dan bu kavramı ödünç aldığı söyleniyor. Yani ondan şey yapmış, kaynak olarak esinlenmiş. Ve bu şekilde Batı literatürüne Schopenhauer dahil ediyor. Şimdi Freud bunu tam da Nirvana'nın tanımına uygun bir şekilde kullanıyor. Nirvana kelime anlamıyla aslında işte hemen aklımıza şey, aydınlanmak gelir ama sönmektir aslında Nirvana. Notlarımdan da şimdi bakarak söylüyorum. Çünkü başında da söylediğim gibi bir psikanalist, bir uzman değilim bu konuda. Evet, şöyle sohbet ediyoruz sadece okumalarımızla. Evet, şöyle etkileyici gelmişti, o yüzden not almıştım. Metapsikoloji çalışmaları bu arada bunlar, Freud'un. Nöral ya da ruhsal yapıda uyarılmışıklık halinin söndüğü, yani işte sinirsel, işte ruhsal yapıda uyarılmışlık halinin söndüğü mutlak dinginlik durumuna yönelik bir eğilim mi varsayıyor diyor. Yani çok uyarılmış bir halden mutlak dinginliğe doğru geçişi yine sönmek kelimesiyle karşılamış. Yani söndüğü mutlak dinginlik durumundan bahsediyor. Zaten aynı ondan şey. Sonrası aydınlanma. Yani ondan sonrası işte samadhi denen şey. Freud bunu ölüm dürtüsüne giden yolda bu kavramı önce koyuyor. Yani önce eylemsizlik ilkesi olarak koyuyor. Sonra nirvana ilkesi olarak koyuyor ve buradan ölüm dürtüsüne geçiyor. Ölümsüzlük ilkesi mi dedim az önce? Evet, ölümsüzlük ilkesi. Pardon, yani ölüm dürtüsü demem gerekiyor. Özür dilerim. Dolayısıyla ruhsal aygıtın içsel veya dışsal kaynaklı uyarılma halini sıfırlamaktan bahsediyor Nirvana ilkesinde. Daha ne desin, zaten daha tam olarak desin. Almış, güzelce kullanmış yani. Doğudan bir şey, esinlenme. Dolayısıyla bunun en düşük seviyeye düşürülmesi gerektiğinden bahsediyor. Sağaltım tekniklerini bu şekilde buralarda uygulamak gerektiğinden bahsediyor ve İçsel gerilimden mutlak biçimde kurtulmayı amaçlar. İçsel gerilim, az önce konuştuğumuz işte o çelişkili düşünceler değil mi? Yani duygusu da var içinde, korkusu da var, endişesi var, egosu var vesaire ve
Son tahlilde de ölüm dürtüsünün nihai istikametini temsil eder diyor. Yani bunları çözdün, artık ölebilirsin. Yani ölebilirsin. Samadhi. Samadhi bu arada aydınlanınca insan, yani yoga psikolojisinde, felsefesinde böyle artık geçiş yaptı denir yani. Zaten hani işte yoga felsefesinde, Budizm'de, Sufizm'de bunlar gibi kadim düşünce alanlarında olduğu gibi, hani onların da hepsinin belki takdim tehir ederek cümleyi yahut başka şekilde aynı manaya getirerek ölmeden ölmek dedikleri. Bugün bize böyle dendiğinde belki hani kafamızın almadığı, ne demek istiyorsun dediğimiz hikayeyi aslında işte Freud da böyle açıklıyor, Sufizm de öyle açıklıyor, yoga felsefesi de, Budizm de, hepsi de aynı noktaya farklı şeylerle, dediğim gibi getiriyor, cümlelerle getiriyor. Yani işte o Nirvana'ya ulaştığında ya her şeyi sağaltıp parasempatik sistemini, sinir sistemini daha etkin hale getirdiğinde, yeri geldiği zaman tabii, diğeri de muhakkak lazım. Zaten seni o rahatlık hani şeyden çıkarıyor, bütün o korkulardan vesaire. Tamam işte, ölmeden önce öldün zaten yani. Çünkü öldükten sonra zaten korkacak bir şey olmadığını söylüyorlar ya. Ha, yani. Bu sefer bunu yaşarken yapmakta. Valla hepimizin işi rast gitsin. Yaşayacağımız yer olur. kafa yormak güzel bunlara. Evet, çok. Kafa yorduğun konular tabii ki böyle saplanıp kalmadan daima o rasyonel zihinle duygularının yan yana gittiği ve İçgüdülerinin seni daima doğru yönlendirdiği ama bir süreklilik içerisinde, her ne yapıyorsan, okuyorsan da, bakla ayıklıyorsan da, televizyon seyrediyorsan da, konuşuyorsan da, her neyse, hep bir dengede bahsettikleri, o sürdürülebilirlik içerisinde bir yaşamı arzuluyoruz hepimiz. Bu yoldayız. Bunları düşünmek güzel, dediğim gibi konuşabilecek birileriyle olmak çok güzel. Çok çok teşekkür ediyorum Nilüfer. Ben çok teşekkür ederim davetin için. Çok diliyorum ki oh yaşa. Diliyorum ki izleyenler için de güzel olmuştur, olacaktır bu. Bu video hep duracak Medyascope'un sitesinde. Açın açın bakın yani. Çünkü bana da hep öyle oldu. Biriyle bir şey konuştum, o beni bir kitaba yönlendiriyor. O kitap bir filme yönlendirdi. O film bir adama yönlendirdi, onun biyografisine gittim. Evet. O biyografiden bir şey çıktı. Yani hayat böyle ya işte, yani hep böyle o yol haritalarını izleye izleye gidiyorsun. Ve bir yerde, bilmem ki 6 ay sonra belki başka bir şeyle ilgileneceğim. Emin değilim, hiçbir konuda emin değilim. Evet, İlber, tekrar teşekkür ediyorum. Harika bir sohbetti. Teşekkürler. Harikasın. Sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.